Merhaba arkadaşlar, Ağır Sağlam Soru Cevap Şovu'na hoş geldiniz. Bu haftada tabii ki birbirinden ağır sağlam sorularımız var. Fakat bunlara geçmeden önce küçük bir duyurum olacak. Sizden istediğim videolarınızı, liftlerinizi, vücudunuzu ya da yeteneğinizi gönderin dediğim videolarınızı ayın 15'ini değil 25'ine kadar gönderebilirsiniz. Bunun sebebi benden kaynaklı arkadaşlar. Ben ayın 15'ine kadar videoyu çıkarmayı planlıyordum. Fakat bazı aksaklıklar oldu benim tarafımda, ertelemeler oldu. O yüzden ayın 25'inden sonra videoyu yayınlamayı planlıyorum. Belki Temmuz'un başında, belki Haziran'ın sonunda. Bu yüzden size de ekstra bir zaman verebilirim arkadaşlar. Şimdiye kadar gelen videolar gayet güzeldi. Açıkçası çoğunu zaten seçtim bile. Fakat fazla video göz çıkarmaz, hepsini kullanabiliriz. Editing tabii ki Ağır Sağlam Production'ın işi. Ve sorularımıza başlayabiliriz şimdi. Videolarınızı WeTransfer'le gönderiyorsunuz arkadaşlar. ağırsağlam@gmail.com'a gönderebilirsiniz. Merak eden arkadaşlar, önceki videomu izlemediyseniz nasıl göndereceğim falan diye bu videonun altında bana sorabilirsiniz. Cep telefonundan çekim yapan arkadaşlar lütfen yatay olarak çekin. Çünkü dikey olarak pek güzel görünmüyor. Bunları söyledikten sonra ilk sorumuz Erdem diyor ki, bir hafta kadar önce dips hareketi yaparken düzgün formda olmasına rağmen ciddi ağrılar yaşadım. Benim gibi ağrı yaşayanlar için bir video çeker misin? Sonuçta her sporcuya uygun bir hareket değil. Her harekette olabildiği gibi diyor. Çok güzel söylemişsin dostum. Dips gerçekten bazı insanlara uygun olmayabiliyor. Benim size tavsiyem, dipsi deneyin. Eğer ağrısız şekilde yapabiliyorsanız uygulayın, çok güzel bir egzersiz. Ama ağrı yaşıyorsanız iki şeyden olabilir. Birincisi tabii ki formdan olabilir. İkincisi kişisel olarak bir zayıflığınızdan dolayı olabilir. Sternum ağrısı olur genellikle. Üçüncüsü de siz güçlü, kuvvetli, tecrübeli bir sporcu olmanıza rağmen yapınız buna uygun değildir. O yüzden olabilir. Başka bir egzersiz yapabilirsiniz. Başka bir press versiyonunu uygulayabilirsiniz. Dips yapmak zorunda değilsiniz. 5x5'te dips yerine ne koyacağız diye soran arkadaşlar için ben zaten bunu blogda belirtmiştim. Close grip bench press güzel bir alternatif olabilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi hemen pes etmeyin. Çünkü ben de eskiden ağrı yaşıyordum. Beginner dönemlerimde dipste. Şu anda gayet sevdiğim güzel bir egzersiz. Bir sonraki sorumuz. Alper diyor ki, foam roller hakkında ne düşünüyorsun? Bazı kişiler çok yararlı, kesin uygulayın derken bazıları da useless diyor. Yani gereksiz diyor. Bu konu hakkında detaylı bilgi verebilir misin? Eğer işe yarıyorsa lordoza, bel ağrısına faydası olur mu? Şimdiden teşekkürler. Foam roller işe yaramıyor diyemem, işe yarıyor. Fakat birazcık abartı bir ekipman. Son zamanlarda oldukça şişirildi, özellikle CrossFit camiası tarafından. Yani ben açıkçası foam roller'ın diğer işte estetme yöntemleri, inhibisyon yöntemleri arasında çok da iyi olduğunu düşünmüyorum. Ben kendim de şahsen kullanmıyorum. Yardım ettiğim insanlarda da kullandığımızda çok iyi sonuçlar almadık. Onun yerine başka tip esnetmeler ya da güçlendirmeler yaparak daha iyi sonuçlar aldık. Benim size her zaman tavsiyem, düzgün hareket modellerini öğrenin. Zaten sıkıntınız olmayacaktır. Lordoz gibi bir durumda da düzgün hareket modelini uygulayamıyorsanız güçlendirme yapmanız gereken yerleri güçlendirin. Örneğin karın kaslarınızı güçlendirin, kalçanızı güçlendirin. Belinize fazla yük bindiren egzersizleri uzaklaştırın. Örneğin squat, deadlift yapıyorsanız önce kalçanızı ve karın kaslarınızı aktif edecek şekilde ısınmalar yapın. Ardından squat'a, deadlift'e geçin. Böylece yapısal bütünlüğü sağlayarak bu egzersizleri yaptığınız için sıkıntı yaşamazsınız. Foam roller bir problem oluşturur mu? Oluşturmaz. Ama çoğu zaman gerçekten çok etkili bir yöntem değil. Genel olarak stretching, masaj, bunlar zaten çok etkili şeyler değil arkadaşlar. Doğru hareket modeli, doğru güçlendirmeleri yapmak, doğru range of motion'larda çalışmak her zaman çok daha önemli. Foam roller'ın bir aksesuar olarak kullanabilirsiniz. Örneğin işte belini foam roller'la birazcık rahatlatırsın. Ardından karnını birazcık ısındırırsın antrenmana geçmeden önce. Mesela ben squat yapmadan önce her gün curl up egzersiz yapıyorum. Instagram'da beni takip et, orada görürsün. Hani demek istediklerim bu kadar yani. Foam roller birazcık abartı. İşe yaramıyor diyemem ama bence birazcık abartılı bir hani pazar yapılmaya çalışan bir ürün gibi geliyor bana. Mert Topal diyor ki, lordozu olan birisi barbell row, deadlift, squat gibi egzersiz yapmaya çalışırken aşırı derecede zorlanıyor diyor. Hatta saydığım hareketlerde ağır girince kas ağrıları bile oluyor. Bu duruş bozukluğu bu hareketlerle bizi zorlarken nasıl bir yol izlemeliyiz? Benim gibi birçok mağdur var bir konuda diyor arkadaşımız. Ne yapabilirim? Güzel soru dostum. Dediğim gibi az önce söylediğim şeyler
Senin belin çok gergin. Ve kalçan zayıf, karın kasların zayıf. Aynısı bende de var bu arada. Hani ben de lordoza meyilli bir yapım var. O yüzden squat deadlift yaparken özellikle ağır gireceğim zaman önce bir bu ısınmaları yaparken karın kaslarımı, kalçamı falan aktive ediyorum ki birazdan sizleri kullanacağım diyorum açıkçası onlara. Bunu yapmazsam eğer işte ne yapıyorum? Curl up yapıyorum. Squat'a deadlift'e girmeden önce dumbbell swing yapıyorum, kettlebell swing yapıyorum ki hafiften onları aktive edip ardından yapmaya başlıyorum o büyük compound egzersizlerimi. Bunu yaparsan bence hiçbir sıkıntı yaşamazsın. Fakat yaşıyorsan barbell row'u, işte squat'ı, deadlift'i bir süre yapma. Bunun yerine izole egzersizlerle bunları hani yer değiştirmeye çalış. O esnada da yine lordozun lordozda yapılması gereken esnetmelerini yap. Lordozda güçlendirilmesi gereken kaslarını güçlendir. İşte karın kasları, kalça falan. Daha sonra döner bu egzersizleri yaparsın. Ama dediğim gibi yani çok ileri seviye bir lordozun yoksa zaten bu şu anda yapman gerekir. Çok ileri bir seviye lordozun varsa küçük egzersizleri yaptıktan sonra yine squat'ı, deadlift'i yapman gerekir. Her rehabilitasyon programının sonu bu compound egzersizlerde düzgün formu oturtmaktan geçiyor arkadaşlar. Yani kesin bilgi. Merhaba, muscle confusion hakkında ne düşünüyorsun? Birçok program bu confusion'ı esas alıp, yani kafa karışıklığı esas alıp onu öne sürerek programların kaliteli olduğunu iddia ediyor. Örneğin Beachbody ürünleri. Marketing ile ilgili bir abartma mı yoksa doğruluk payı var mı? Yani pazarlama dümeni mi yoksa doğru mu diyor. Dostum sen büyük hatayı zaten Beachbody bunları araştırırken yapıyorsun. Ya açıkça söylüyorum, size verdiğim programlar dünyanın en iyi programları. Ağır sağlamı izleyip gidip sağda solda program arıyorsanız bence çok ciddi bir gaflet içerisindesiniz. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Beachbody nedir Allah'ını seversen yani. Muscle confusion dediğimiz şey de saçmalıktan ibaret. Hani muscle confusion nedir? Yani kas dediğin impulsa bakar. Bizim verdiğimiz kuvvete, uyguladığımız kuvvete, motor birim aktivasyonuna bakar. Bunu da yapmanın yolu direnci artırmaktır. Yani bu kadar. Range of motion artırmak, direnci artırmak. Benim antrenman piramidini oku. Zaten böyle sorular sormazsın. Ozan diyor ki ben salona yazılacağım. Sizi izliyorum 1-2 aydır. Sitenizdeki 4 günlük programı uygulayacağım. Fakat hocamın bana verdiği programı nasıl reddedebilirim diyor. Bu açıkçası bence çok sık yaşanıyor. Bunu Ozan söylemiş ama bence söylemeyen hani bir sürü binlerce beni izleyen kişi vardır. İnsanlar spor salonuna gittiği zaman özellikle diğer insanlardan farklı bir şeyler yaptıkları zaman işte hocalar, mocalar, çevredeki brolar falan geliyorlar. Ne yapıyorsun sen? İşte niye onu yapıyorsun? Bilmem ne, sürekli böyle bir bro science, bromance aralarında yaşanıyor. Ve burada da baskıcı olabiliyor bazı hocalar ve hani genç arkadaşlar birazcık çekinebiliyorlar bunlar. Hani hocam işte bana bunu yap dedi, ben işte bunu squat yapsam bana kızıyor ya da işte beni sevmiyor ya da bana ters yapıyor falan. Bu şekilde düşünen insanlar olabiliyor. Yani burada şunu söyleyeyim. Hocanın verdiği program gerçekten muazzam olsa bile, ki en fazla benim verdiğim kadar muazzam olabilir de, gerçekten muazzam olsa bile sana bu şekilde dayatma yapmasına senin izin vermemen lazım zaten dostum. Yani hocana hayır demeyi öğrenmen lazım. Tabii ki bu asilik yaparak olmayacak. Hayır, teşekkür ederim, ben bu programı uygulamak istiyorum, ben bu şekilde gelişmek istiyorum. Onunla kas yapamazsın derse sağ olun ben kas yapamayacağım. İşte her gün gelip squat yaparsanız bu nasıl program falan diyenler olursa, full body çalışıyorsun o neymiş öyle falan diyenler olabilir size. Her şey diyenler olabilir açıkçası. Siz de onlara teşekkür ederim ama ben bu şekilde yapmak istiyorum demeyi öğrenmeniz lazım. Elif diyor ki iyi günler, videolarınızı takip ediyorum. Süper. Intermittent fasting metodunu denemek istiyorum. 8-5 çalışan bir memurum. Yaklaşık 4 yıldır evde fitness yapıyorum. P90X, şimdi de P90X3 yapıyorum. Şu anda her gün 30 dakika egzersiz yapıyorum. Kahvaltı yapmadan işlere de odaklanamıyorum. İşin içinden çıkamadım. Benim için nasıl bir yeme periyodu önerirsiniz? Güzel soru. Şimdi şöyle, şunu belirteyim. Öncelikle intermittent fasting yapmak zorunda değilsiniz. Yani intermittent fasting güzel bir yöntem. Fakat daha önceki, geçenlerde yüklediğim bir videoda söylediğim gibi biz prensipleri kovalayalım. Bırakın yöntemleri, hani kendimize göre hani en uygun olanını yapalım. Eğer siz illa da ben kahvaltı yapmak istiyorum diyorsanız ya da ben illa gün içerisinde full yemek yemek istiyorum diyorsanız kesinlikle yapabilirsiniz. Kaloriler önemli olan burada. Kaloriler, makrolar, bunlar önemli olan. Fakat intermittent fasting'i de bir denemek istiyorsunuz. İki şekilde yapabilirsiniz. Birincisi, sabah yemeği çok seviyorsanız sabah yiyebilirsiniz ve akşam hani bir şey yemezsiniz. Bu bir yöntem.
Fakat benim size tavsiye ettiğim yöntem her zaman akşam yemeğe dayalı. Çünkü bize besin zamanlamasıyla ilgili araştırmaların gösterdiği akşam yemek yemek, yani akşam beslenmek, gündüz beslenmekten daha mantıklı ve faydalı gibi görünüyor. Şunu da söyleyeyim, birçok insan ben kahvaltıdan vazgeçemiyorum demelerine rağmen intermittent fasting'e bir şans verdikleri zaman oldukça iyi şekilde sonuçlar aldılar. Oldukça da hoşlarına gitti. Deneyebilirsiniz, 2 hafta deneyin. 3 gün deneyin. İlla hoşunuza gitmiyorsa yapmak zorunda değilsiniz. Yani yeme aralığı açısından da ben akşam tavsiye ederim ama istediğiniz zaman sabah da yapabilirsiniz. Sabah uyandıktan sonra kahvaltıda alabildiğiniz kadar kalori alırsınız. Ardından gününüze devam edersiniz. Hani bunun dışında kahvaltı günün en önemli öğünüdür falan. Bunları zaten bu saçmalıklara inanmadığınızı hissedebiliyorum. Sorduğunuz sorudan, attığınız yorumdan. Merhabalar, 37 yaşındayım, 1.75 boyum, 87 kilom var. Masa başı iş yapan, hareketsiz hayat süren bir kişiyim. Kilo vermek için de evde dumbbell'larımla YouTube'dan izlediğim videolara uyarak çalışmalar yaparken yaşadığım sakatlık sonucu bel fıtığı teşhisi kondu. Ağırlık çalışması bana yasaklandı. Doktor, şimdi ise ağrılarım yok. Fakat ters bir hareket yaparsam belimde sızı oluyor diyor. Sizin sitenizde bugün gördüm ve hem YouTube kanalınıza abone oldum hem de Facebook sayfanızı beğendim. Birçok sitede egzersiz programı var ancak bel fıtığı teşhisi konmuş kişiler için program göremedim. Sırt ve bel kaslarını güçlendirmek için program var. Ancak kol, göğüs, karın, omuz kasları için hangi hareketler yapılabilir? İyi günler dilerim. Güzel bir soru. Ben buna özel tabii ki bir video da yapacağım. Ağır sağlam sakatlık rehberi çok yakında geliyor arkadaşlar. Şunu söyleyeyim, her programı yapabilirsiniz kesinlikle. Fıtık hani dünyanın sonu falan değil. Genellikle spor yapan insanlar fıtıkla karşı karşıya kalmıyorlar zaten. Ciddi, düzgün bir programda spor yapan insanlar fıtıkla hiç karşılaşmıyorlar. Fakat nadir de olsa fıtık yaşayan elit seviye sporcular bile var. Bu kişiler nasıl çözüyorlar kendilerini? Açıkçası fıtık zaten kendi kendisini tamir ediyor. Çoğu zaman, yani araştırmalara bakabilirsiniz. Fıtık çoğu zaman zaten kendiliğinden çözülebilen bir şeydir. Biz sadece bunun hani daha da kötüye gitmesini engelleriz. Nasıl yaparız? Belimizin çevresindeki kas gruplarını güçlendirerek. Belimizi güçlendiririz, karnımızı güçlendiririz. Genel olarak postürümüzü düzeltiriz. Egzersizleri yaparken dinamik postürümüzü düzeltiriz. Böylece bu problemlerden kurtulmuş oluruz. Yani fıtık genellikle sedanter insan problemi. Sedanter insanlar yanlış hareket yaptıkları zaman bununla karşılaşıyorlar. Peki şu an ne yapacaksınız? Stuart McGill'in 3 egzersizi var. Kesinlikle onu uygulayın. Omurga için 3 egzersiz diye bir videom var. Onu muhakkak her gün sabah akşam, yani uygulayabildiğiniz kadar uygulayın. Size hafif gelse de uygulayın onu. Onlar çok güzel şeyler. Bu size rehabilitasyon sonrası ilk adım olarak yardımcı olur. Ondan sonra da egzersizleri yaparken ciddi olarak formunuza dikkat etmeniz gerekiyor. Benim size tavsiyem her zaman compound egzersizlerde, yani bileşik hareket modellerinde, squat'ta, deadlift'te, işte press'lerde falan doğru hareket modelini öğrenmek ve ardından progresif overload yapmak, kendinizi çok zorlamadan bunu yapmanız gerekiyor açıkçası. Evde dumbbell'la da pekala bunları yapabilirsiniz. Hatta dumbbell'da kendinizi çok zorlamayacağınız için daha da güvenli olarak gidebilirsiniz. Ya da izole yolu seçersiniz. Her şeyi izole olarak yaparsınız. Dediğim gibi Stuart McGill'in o 3 egzersizini yaparsınız. Omurga için 3 egzersiz. YouTube'da arayabilirsiniz bunu. Ve güvenli tarafta kalmaya çalışırsınız. Güvenli tarafta. Hiç risk atmadan ağırlık çalışırsınız, yürürsünüz, işte yüzersiniz. Bunlar da opsiyon. Ama benim size tavsiyem her zaman tabii ki compound egzersizlerde progressive overload. Yani ağırlıkları düzenli olarak artırmak, teknik ağırlığı artırmak falan filan. Yani fıtık dünyanın sonu falan değil. Çok basit bir olay aslında. Merhabalar, geçenlerde beden eğitimi hocamla sohbet ederken bana eğer bu yaşta fazla ağırlığa girersen ileride eklem problemi yaşarsın, sakatlanırsın tarzında bir nasihat verdi. Böyle bir mitin benim için ne kadar doğru olduğunu size sormak istedim. Mit diyorsun dostum zaten. Aralık 99 doğumluyum. Yani 16 yaşında arkadaşımız. 180 santim boyum var, 76 kiloyum. Spor geçmişimse diyor. İlkokuldan liseye kadar basketbol oynadım. Lisenin başında basketi bırakıp 4 ay gibi bir süre fitness yaptım. Şimdi yeniden başladım ve 1 aydır devam ediyorum. Ağırlık çalışırken kasların hipertrofiye uğraması için 1 rep max'in, yani bir tekrar maksimum uzun 180'i ile çalışmam gerektiğini okudum bir yerde. Böyle bir ağırlıkla çalışmak uzun dönemde sakatlıklara yol açabilir mi? Umarım sağlıklı bir yorum yapabilmeniz için yeterli bilgi vermişimdir. Gayet yeterli bilgi verdin dostum. Çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel soru sormuşsun. Cevabımız zaten senin de söylediğin gibi bu bir efsane arkadaşlar. Ağırlık çalışmak birçok aktiviteden aslında çok daha güvenli. Baktığımız zaman sakatlık riskine en az sakatlık yaşanan spor
Olympic halter. Powerlifting bundan da daha az sakatlık yaşanan bir spor. Bodybuilding bundan da daha az sakatlık yaşanan bir spor. Aslında bodybuilding, powerlifting birazcık benzer. Yani kimi araştırmalarda bir tanesi daha fazla çıkıyor, kimi araştırmalarda bir tanesi. Yani oldukça güvenli bir şey yapıyoruz burada arkadaşlar. Ki biz zaten sakatlık yaşamamak için her zaman never to failure. Yani hiçbir zaman fail'e gitmiyoruz arkadaşlar. Hiçbir zaman böyle barı göğsümüzden arkadaşımız almayacak. Hani max denerken falan olabilir de. Hani %99 normal antrenmanımızda böyle bir şey olmayacak. Böyle squat'ın altında kalmayacağız falan filan. Yani paso squat'ın altında kalıyorsanız bu yine sizi zorlar ama yine eklem problemi yaşatmaz öyle hedemeye. Bu bir şey. Arkadaşlar ikincisi de jilet gibi bir tekniğe ihtiyacımız var. Jilet gibi bir tekniğiniz olmasa da fail'e gitseniz de yine eklem problemi falan yaşamazsınız ağır kaldırıyorsunuz diye. Yani kaç kilo kaldırabilirsin sen? 100 kilo mu squat yapıyorsun her antrenmanında? 100 kilo squat senin vücuduna eklendiği zaman eklemlerinin üzerine düşen yük aslında o kadar fazla değil. Senin koşarken, zıplarken eklemlerine binen yük aslında daha fazla. Yani koşmak, bildiğiniz koşmak, parkta koşmak burada gelip yaptığınız powerlifting'den aslında çok daha zararlı olabilir. Research'ın söylediği bu. Siz çok saçma sapan formda squat deadlift yaparsanız bu da bir risk faktörü tabii ki. Ama birçok insan o kadar kötü antrenman yapmıyor bile yani. Birçok insan zaten hissediyor bir şeylerin yanlış olduğunu. Ne bileyim internete giriyor, bilmem ne yapıyor, düzeltiyor. Benim zamanımda internette tutorial bile yoktu ben ilk squat deadlift'i öğrenmeye çalışırken. Hani şimdi çok fazla seçeneğiniz var açıkçası. Yani bunlardan korkmanıza gerek yok. Senin yaptığın araştırmalarda %80 ile hipertrofi yapılması konusuna geldiğiniz zaman hayır, %80 ile yapmak zorunda değilsin. Yani one rep max'inin %80 ile çalışmak zorunda değilsin. %60 ile de çalışabilirsin. O da kas geliştirmeye yardımcı olur. Benim tavsiyem tabii ki %80 aralığında çalışmak. Yani 5x5 falan bu şekilde. Bu bence hem güç gelişimi için hem kas gelişimi için hani biraz daha avantajlı. Bu benim görüşüm tabii ki. Bilimsel olarak %60'la da kas yapabilirsiniz. Yine overload olduğu müddetçe. Ama dediğim gibi sen %90'ınla da çalışsan zaten böyle bir şey olmaz. Ne boyunuz kısalır ne eklemleriniz zarar görür. Yaptığımız iş burada çok mantıklı, çok kaliteli bir şey yani. Şamil diyor ki, Şamil çok sevdiğim bir isimdir bu arada. Videolarda bahsettiğim Fat Secret uygulamasını indirdim. Aynı zamanda Dietkolik, Yazoo, bilmem ne bir sürü app de indirdim. Fakat bunların hepsi benim almam gereken kalori miktarını farklı söylüyor. Birisi 1900 kalori söylüyor, birisi 4300 kalori söylüyor. Hepsine her şeyi aynı giriyorum fakat niye böyle farklı farklı değerler çıkıyor? Ağır sağlamda başka, orada başka, burada başka. Neden böyle? Şimdi dostum, neden böyle? Çünkü açıkçası son zamanlarda bu app'leri çok kurcalıyorum ben. Fakat birçok app henüz kalori tavsiyesi verme konusunda bile o kadar mantıksız ki. Yani o kadar bütçe ayırmışlar, app yapmışlar, pazarlama yapıyorlar. Birçoğu zaten bunların hani bayağı büyük firmalar falan. Ama yani oturup bir Harris Benedict formülü nedir? İnsanlara kalori tavsiyesi verirken hani bunu nasıl vereceğiz? Bunu bile henüz doğru düzgün araştırmamışlar. Ve çok komik şeyler söylüyorlar. Yani birisi sana 4300 söylüyor, birisi işte 1900 söylüyor falan. Bunların hepsi saçma. En doğrusu ağırsağlam.com'daki. Ağırsağlam.com'daki Harris Benedict formülü. O en tutarlısı açıkçası. Yani yapabileceğiniz birçok şeyden daha tutarlı o kalori size, kalori söyleme noktasında. Hani sen oturup BMR'ını hesaplayıp gidip işte en bilimsel yöntemlerle ardından tek tek antrenmanını, yürüdüğünü, düşündüğünü, hani bütün aktivitelerini tek tek üstüne eklesen bile ulaşacağın nokta zaten ağırsağlam.com'da size beleş olarak verdiğim hesap. Benim sana tavsiyem bu app'leri kullanırken sen yine güvendiğin yerlerden al bu şeyleri. Hani içerik kısmını. Orada ne yapabilirsin? O app'leri işte kaydetmek için kullanabilirsin besinlerini. Ve besinlerin kalorilerine bakmak için kullanabilirsin. Bu noktada benim sana tavsiyem Fat Secret. Güzel. Diğerlerinden biraz daha mantıklı. Ama açıkçası ben onu da çok beğenmiyorum. Beğenmiyorum ama hani ya değer ver ya değer kat demişler. Hani değer hani vermiyorsan, eğer değerini görmüyorsan bir değer katman lazım. Ben de bir değer katıyorum arkadaşlar. Şu anda 10 numara bir uygulama üzerinde çalışıyoruz. Uygulama değil sadece, bir daha büyük bir proje. Research ayağı da var, pazarlama ayağı da var. Yani hizmet ayağı da var. Çok çılgın işler yapacağız arkadaşlar. Orada açıkçası bu hani Bro Science'ı bitirdiğimiz gibi bu app'lerin saçmalamalarını bitireceğimiz bir proje olacak. Şimdiden onun da müjdesini vereyim. Ama şimdilik sen yine şey yap, ağırsağlam.com'dan gir, yemen gereken kalori miktarını falan al. Sen sadece git orada kalorilerine, onlara bak yani. Söyleyebileceğim bu kadar maalesef.
İkinci sorumda almamız gereken yüksek kaloriler genel olarak kompleks oldukları için karbonhidrat da içerse protein de içeriyor. Bunun üstüne hayvansal proteinler de eklendiği zaman günlük ihtiyacımı çoğu zaman aşıyorum. Sırtımda sivilceler oluşuyor. Bunun dışında diyor bana bu zarar verir mi? Protein videolarını izledim ancak bunun önüne geçemiyorum. Yardımcı olursan çok sevinirim. Dostum, proteini fazla almamızın bizim vücudumuza direkt olarak bir zararı yok. Yani sen günde 100 gram proteinle kas geliştirebilirsin. Kas geliştirmek için o kadar protein yeterli, gerekli, gayet iyi bir hedef. Fakat diyelim yani 100'ü örnek olarak verdim. Fakat sen işte 180 yiyorsun. Tamam, okey, yani kalorilerini aşmadığın zaman bu bizim vücudumuz için çok bir problem oluşturmayacaktır. Fakat sen bu fazla proteini alırken işte çok sağlıklı olmayan gıdalardan tüketiyorsan, bu özellikle süt ürünleri ve tahıllar sivilceye neden olabilir. Elimizdeki data bunu gösteriyor. Yani beslenme ile sivilce arasındaki ilişkiyi inceleyen datalar bunu bize gösteriyorlar. Onun dışında sen protein yedin diye genellikle proteinin sivilceyle bir alakası yok. Yağ olarak da mesela birçok insan hani yağlı yedim sivilce falan filan diye düşünür. Bazı bitkisel yağlar, işlenmiş yağlar falan olabilir. Fakat onun dışında çoğu zaman yani sivilce dediğimiz olay bir candida overgrowth nedeniyle oluşur. İşte bağırsakla alakalı bu. Yani probiyotik eksikliği falan o sebeple olabilir. İkincisi de insülin seviyeleriyle alakalı olur. Elimizdeki data bu. Onun dışında dediğim gibi başka bir zarar olmaz. Tabii ki sen vücudunda başka bir zarar görüyorsan muhakkak bunu bir doktora göstermen lazım. Evet arkadaşlar, bu haftanın soruları bu şekildeydi. Önümüzdeki haftanın soruları için aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.